Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir ön inceleme videosuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Watch 6 ailesine hızlı bir göz atıyorum arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ben kanalda daha önce Watch 5 ile ilgili bir inceleme videosu yayınlamıştım sizlere. Ve geçen yıl tanıtılmıştı. Yaklaşık 1 yıl sonra yeni modelle karşınızdayım. Watch 5 ile birlikte bir isimlendirme değişikliği gelmişti. Ne olmuştu? Watch 5 ve Watch 5 Pro. Ama önceki modelde böyle değildi. Watch 4 ve Watch 4 Klasik olarak geçiyordu arkadaşlar. 6 ile birlikte tekrar neye dönülmüş oldu? 4'teki isimlendirmeye dönmüşler. Yani Watch 6 ve Watch 6 Klasik olmak üzere iki farklı sürüm var. Watch 6 sürümlerinde 40 ve 44 mm olmak üzere iki farklı çerçeve boyutu var. Watch 6 Klasik'te ise 43 ve 47 olmak üzere ki ara değerler bunlar. Oldukça enteresan geldi. İki farklı boyut olduğunu söyleyelim. Watch 6 Klasik birazcık iri gibi dursa da bu çerçeve kalınlığı azaltıldığı için oldukça şık görünüyor ve döndürülebilir bir, şurada ben bunu detaylı size göstereceğim. Döndürülebilir bir bölüm var. Bunu döndürerek ayarları vesairelere ulaşabiliyorsunuz. Bunun dışında tasarım anlamında önemli bir farklılık daha var. Kayışların takıldığı sistem değiştirilmiş. Eskiden böyle kenarlarında bir tırnak vardı. O tırnağı açarak kayışları takıyorduk. Artık bu kayışları, kordonları takmak için özel bir mekanizma var. Buna basılı tuttuğumuz zaman kayışı yuvasından çıkartıyoruz veya yuvasına takabiliyoruz. Diğer özelliklere baktığımda da donanım anlamında öyle çok büyük farklılıklar yok arkadaşlar. Önceki model yani Watch 5'teki donanımların benzerleri yine Watch 6'da da kullanılmış ki Watch 5'te de kullanılan donanım aslında Watch 4'te de kullanılıyordu. Böyle bir durum vardı. Muhtemelen şu anda çok yeni olduğu için ve ben cihazları yeni gördüğüm için belki farklı özellikler, işte ne bileyim tansiyonu ölçerken şöyle bir ölçüm yöntemi ya da ne bileyim işte yüksekliği ölçmede farklı özellikler de mutlaka olacaktır. Ama şu anda onları tam olarak bilmiyorum ben. Saat bana teste geldiği zaman detaylı bir incelemede bunların hepsine tek tek bakacağım. Ama bu bir ön inceleme olduğu için, ön incelemede de biraz daha böyle önemli farklılıklarını anlattığım için çok fazla detaya girmiyorum. Bir de önemli farklılıklardan bir tanesi artık hasır olan kayışlarımız da var. Bunlar standart olarak geliyor. Bunu önceki sürümlerde de bir şekilde hani yan sanayi dediğimiz şekilde buluyordunuz ama artık orijinal olarak gelen hasır kayışlarımız ya da kumaş gibi olan kayışlardan da yine alıp kullanabiliyorsunuz. Bunları size detaylarda göstereceğim arkadaşlar. Evet, bir videonun daha sonuna geldim. Bu bir ön inceleme videosuydu. Samsung Galaxy Watch 6 ailesine hızlı bir bakış attım. Teknik detaylar belli olduğunda açıklamaya yazacağım. Ayrıca saat bana teste geldiği zaman daha detaylı bir saat testinde yapacağımı söyleyeyim arkadaşlar. O gün gelene kadar siz bu akıllı saatle ilgili görüşlerinizi yorumlarda yazmaktan çekinmeyin. Watch 5 ile ilgili merak ettiğiniz konular varsa onunla ilgili özel bir incelemem var. Onu da izleyebilirsiniz. YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu benim için önemli. Bakın gelip bunları çekiyorum, uğraşıyoruz, koşturuyoruz. Bazen böyle kantar içinde kaldığımız da oluyor arkadaşlar. Siz de kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok sevinirim. Beni aynı zamanda sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Bütün sosyal medya hesaplarımın linkleri yine açıklamada bulunuyor. Tek bir tıkla beni oralardan takip ederseniz çok mutlu olurum. Farklı videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.